Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Avukat Erkan Temiz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ordu Radyo ve Televizyon Gazetecileri Derneği Başkanı Birol Yılmaz'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Dernek Başkanı Birol Yılmaz ve yönetim tarafından karşılanan Saadet Partisi Ordu İl Başkanı Erkan Temiz, toplumsal diyaloğu had safhaya çıkarma noktasında çalışmalar içinde olduklarını kaydetti. Ülkemize son yıllarda, özellikle bunu son 10 yıldan beridir had safhada yaşıyoruz. İşte 15 Temmuz süreci sonrasında, referandum sürecinde ve ondan beri de devam eden süreçte had safhaya çıkan, yani zirve noktaya çıkan toplumsal bir gerginlik var. Siyasetçilerin, ülke yöneticilerinin yanlış bir uslupla kendileri gibi düşünmeyen, kendileri gibi inanmayan, kendileri gibi yaşamayan insanları ötekileştirip bir takım hoş olmayan yaftalarla yaftaladığı bir dönemde, dışladığı bir dönemde bize Saadet Partisi olarak tüm ülke çapında, bütün teşkilatlar olarak toplumun her kesimiyle kucaklaşıp bizim gibi düşünenler olsun, düşünmeyen olsun, inanan olsun, inanmayan olsun, yani insanları olduğu gibi kabul edip bu ülkede beraber yaşıyor olmamızdan dolayı, bu ilde, bu ilçede beraber yaşıyor olmamızdan dolayı en mutlu, en müreffeh bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Bunun yollarını aramak, toplumsal diyaloğu had safhaya çıkarmak. Bu noktada bir çalışma yürütüyoruz. Toplumun diğer siyasi partilere olan ziyaretlerimiz oldu. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, basın kuruluşları ziyaretlerimiz oldu. Bugün de bu çerçevede hem Boztepe Televizyonumuzu hem de Ordu Televizyon Gazetecileri Derneği'ne olan bu ziyaretimizi gerçekleştirmek istedik. Hasbihal etmek istedik. Beraber bir çay yudumlayıp birbirimizin hatrını, durumunu sorup öğrenmek, bir diyalog kurmak istedik. Bu çerçevede çalışmayı yürütüyoruz. Dediğim gibi bundan sonra da yine aynı mahiyette çalışmalarımız devam edecek. Bu geçmişte var olan siyasi liderlerin, onlar da birbirlerine muhalefet ediyorlardı, birbirlerini eleştiriyorlardı ama hiçbir zaman nezaketsizlik hiçbir zaman olmamıştı. Siyasetin içerisinde küfürdü, hakaretti, ötekileştirmeydi, düşman ilan etmeydi, hain ilan etmeydi gibi. Böyle bir şeyi hiçbir zaman biz geçmişte, işte 80'li, 90'lı yıllar veya daha öncesinde bizim hatırlamadığımız ama kitaplardan okuduğumuz 70'li yıllarda böyle bir şey olmadığını görüyoruz. O dönemde siyasi liderler, siyasetçiler veya toplumun değişik toplum önderleri bir araya gelip farklı düşünüyor olsalar bile ülke adına, millet adına, devlet adına bu ülkenin insanının müreffeh bir şekilde yaşama, mutlu bir şekilde yaşama adına diyalog içerisinde olduğunu görüyoruz ve daha kaliteli olduğunu görüyoruz. Ama bugün aynı şeyi unuttuk, bizden uzaklaştı. Şimdi arzumuz odur ki yeniden bu sesi yükseltmek, yeniden sevginin dilini yükseltmek, yeniden diyaloğun ve barışın dilini yükseltmek adına böyle bir çalışma yürütüyoruz.